bölümüydü. Philadelphia, Pennsylvania'dan yayınlandı. ECW'nun memleketinden yayınlandı. SmackDown Kadınlar Şampiyonu Becky Lynch ile şov açtık. Geçen hafta Bianca için neden kutlama yapıldığını anlamadım dedi Becky. Geçen hafta bildiğiniz gibi Tennessee'deydik, Bianca'nın memleketindeydik ve Bianca kutlanmıştı, Bianca'nın başarıları kutlanmıştı. Ben çocuk doğurup geri döndüm ve rekor sürede kemer kazandım. Kimse bana öyle parti yapmadı dedi Becky ve biraz kıskandığından bahsetti. Tabii bunu daha heel bir havayla, daha kötü bir tavırla söyledi. Bianca'yı anne babasının ve arkadaşlarının önünde memleketinde utandırmak istemezdim ama öyle oldu dedi. Becky ve Bianca geldi. Tabii ki ailemin adını ağzından uzak tut dedi Becky'ye. Ailesinin olayın içine çekilmesinden rahatsızlık duyduğunu belirtti. Pazar günü aynı şeyler olmayacak. Pazar günü beni utandıramayacaksın dedi Becky'ye. Ve ben de Royal Rumble kazandım. Ben de WrestleMania Main Event'ine çıktım. Ve senin aksine ESPY ödülü de kazandım dedi Becky. Becky bunu duyunca biraz sinirlendi. Bianca'dan tokalaşma teklifi geldi. Fakat Becky tokat attı Bianca'ya. Ve Bianca geçen haftanın aksine Becky'yi KOD ile indirmeyi başardı. Bu hafta, geçen hafta bildiğiniz gibi Manhandle Slam yapmıştı Becky. Bu hafta da denedi fakat başarılı olamadı. Bianca bu hafta KOD ile üstün çıkmayı başardı. Güzel bir açılış segmenti olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi SummerSlam'da aynı maçı zaten gördük. Ekstramızda yine var diye düşünmeyin. SummerSlam'da gördüğümüz maç zaten 26 saniyeydi. Adam gibi bir maç görmedik orada. Orada çok özel, ekstrem bir durum vardı. Becky'nin için geri dönüşü vardı. Burada iki isim arasında atletik, güzel, altı doldurulmuş hikayeli bir maç bekliyoruz Extreme'muzda pazar gecesi. Burada son build-up'ta iyi işlendi diyebiliriz. Artı bir. Gecenin ilk maçı Intercontinental Şampiyonluk içinde King Shinsuke Nakamura, Rick Boogs'un eşliğindeydi. Apollo Crews, Commander Aziz'in eşliğindeydi. 7:54 maçın süresi ve maalesef Rick Boogs ring dışında Aziz'i suplexle indirince, ki güzel bir andı. Fakat bu bildiğimiz klasik WWE maç finişine sebep oldu. Apollo Crews'un dikkati dağıldı ve Shinsuke Nakamura önce armbar'a gitti, sonra roll-up'la Crews'u, eski şampiyonu, pinlemeyi başardı. Hani şu maç armbar'la bitmiş olsa her şey mükemmel olabilirdi. Ama dikkat dağınıklığı artı roll-up ve hani bu maçın artık kaçıncı defa görüyoruz, sayısını bile unuttuk. Eksi vermeyeceğim ama bu durumlardan rahatsız olduğumu söylemem gerekiyordu. Maç fena değildi. Artı. Arka alanda Montez Ford, Kayla Braxton'la bir röportaj verdi ve yanında Angelo Dawkins yoktu. Angelo Dawkins'in pazar gecesi Usolar'la yapılacak SmackDown Tag Team şampiyonluğu maçı için Extreme Rules'a geri döneceğini söyledi Montez Ford. Fakat Usolar hakkında konuşurken Roman Reigns'in fahişeleri sözünü kullandı Montez Ford ve hemen bir sonraki segmentte Paul Heyman'la Roman Reigns'i arka alanda gördük. Roman Reigns yine koltuğuna geçmiş, baba koltuğuna oturuyordu ve Paul Heyman arkadan geldi. Montez Ford'un bu sözlerini kabilenin şefine iletti. Roman Reigns Usolara fahişe dendiğini duyunca çok sinirlendi. Paul Heyman'a dedi ki gecenin main eventi için Montez Ford'da maç istiyorum, bana hemen ayarla dedi. Paul Heyman şöyle biraz karşı çıkmaya çalıştı. Kabilemin şefi, pazar günü maçım var, sonra Brock Lesnar geliyor Crown Jewel'da dedi. Diyecek gibi oldu ama Roman Reigns hemen bastırdı. Şöyle bir baktı Paul Heyman'a. Paul Heyman tamam dedi, ne dersen dedi. Gitti Adam Pearce ve Sonya Deville'in yanına. Roman Reigns'in bu maçı istediğini söyledi. İki isim bu teklife sıcak baktı. Tabii ki Roman Reigns'in SmackDown'da maçı çıkacağını duyunca ve dolayısıyla gecenin main event'i de belli oldu bu şekilde. Roman Reigns'in uzun süredir haftalık şovlarda maçı çıkmadığını veya çok az çıktığını biliyoruz. Çok özel şovlarda ve tabii bu sürede Roman Reigns artık, şöyle söyleyelim, bir efsanevi bir güreşçi boyutuna geldi. O etkisi var şu anda ana kadroda. Diğer güreşçiler bir yerde, Roman Reigns bir yerde ve Roman Reigns'in son Raw'da, bu SmackDown'da maçları çıkıyor olması hakikaten çok büyük olaylar. Ve bu güzel bir şey. Roman Reigns'in bu seviyeye gelmiş olması, haftalık şovlarda bu şekilde kullanılması da pastanın çileği hakikaten. Ve gecenin main eventindeki maça birazdan geleceğiz. Çok keyifli bir maçtı. Artı bir. Hemen ardından Seth Rollins'i gördük arka alanda. Karanlık bir bölümde geçen hafta yaptığı konuşmaya değindi. Seth Rollins geçen hafta Edge'i bir maça daha davet etmişti hatırlayacaksınız ve kendisine hala Edge'den bir cevap gelmediğinden bahsetti. Normalde sabırlı bir adamım ama 7 gün oldu dedi Seth Rollins ve gelecek hafta SmackDown'a geleceksin, sürünerek geleceksin ve ayaklarıma kapanacaksın, kariyerinin bittiğini tüm dünyaya söyleyeceksin dedi Seth Rollins. Bayağı Edge'e direktifleri verdi ama bu ifadelerin ardından gecenin ilerleyen saatlerinde de Edge'in haftaya SmackDown'da olacağını açıkladı, bir tweet attığını gördük. Haftaya SmackDown Draft Show olacak 1 Ekim'de.
ve hiçbir aksilik olmazsa umuyorum Twitch kanalımızda canlı yayında olacağız. Haftaya SmackDown Draft Show'unda. Draft SmackDown'da başlayacak, bir sonraki Raw'da sona erecek ve büyük bir show bekliyoruz. 1 Ekim'deki SmackDown için Edge'de olacak. Seth Rollins'e cevap verecek gibi görünüyor. Burada tabi Seth Rollins'in emirkar tavırlarına Edge'in sadece bir tweetle tamam geliyorum demesi biraz garipti ama herhalde geçen hafta, gelecek hafta söyleyecek çok şeyi olur diye düşünüyorum. Gecenin ikinci maçı Zelina Vega ve Liv Morgan arasındaydı. Liv Morgan bildiğiniz gibi Extreme Rules'da Carmella ile bir maça çıkacak ve kariyerindeki ikinci pay-per-view maçı olacakmış. Bunu Michael Cole'dan öğrendik. Dün gece de 3 dakikanın altında çok kısa bir maçta karşı karşıya geldiler ve hiçbir mantığa sığmayan bir sona şahit olduk maalesef. Carmella dikkat dağınıklığı yarattı. Klasik WWE finish'i ve bunu bir önceki maçta da izledik. Zelina Vega ardından roll-up yaptım. Tabi burada roll-up'ın tarzı güzel. Burada bir atletizm görüyoruz. Tamam, sadece işte adamı indirip üstüne basıp roll-up yapmıyorlar. Bir sonraki maçta konuşacağımız gibi ama. Dikkat dağınıklığı, sürpriz roll-up artık. Resmen kusacağız yani, eksi bir. Ve Happy Corbin yeni bir talk show ile karşımıza geldi. Bildiğiniz gibi Happy Corbin uzun süredir Sad Corbin'di. Yıkıktı, parasızdı ama bir Las Vegas'a gitti, para kazandı kumarda ve bir anda Happy Corbin oldu, mutlu Corbin oldu. Yeni bir talk show ile karşımıza çıktı. Talk show'un ismi de Happy Talk ve ne kadar zengin olduğundan, hayatının ne kadar iyi olduğundan bahsetti. Bu talk show'un önceki talk show'ların hiçbirine benzemeyeceğini söyleyince benim aklıma şu geldi. Hakikaten WWE tarihinde İzlediğimiz talk show'ların sayısı herhalde inanılmaz rakamlara ulaşmış durumda. Chris Jericho'nun highlight reel'ından işte Miz TV'ye kadar daha yenileri düşünecek olursak Moment of Bliss veya daha geçen senelerde sık gördüğümüz VIP Lounge gibi inanılmaz sayıda talk show var WWE'de ve bunlardan biri olan Kevin Owens Show'u da aşağıladı Happy Corbin. Önceki hafta Kevin Owens'ı nasıl indirdiğini gösterdiği bir videodan sonra Kevin Owens ringe doğru geldi. Happy Corbin'e saldıracaktı fakat bir anda siyah kıyafetler içerisinde bir adamın Happy Corbin'in direktifleriyle Kevin Owens'a saldırdığını gördük. Bu adamın daha önce Mojo Rawley'nin yanında ve Raw Underground'da gördüğümüz Riddick Moss olduğunu öğrendik. Tabi bunu da Michael Cole söyledi. Normalde bu tarz geri dönüşlerde bu tarz daha önce gördüğümüz güreşçilerin farklı bir karakterle yeniden tanıtılışlarında Michael Cole gibi spikerlerin veya işte kim lead spikerse artık o Tom Phillips olabilir veya şu anda Corey Graves olabilir herhangi birisi. Bu adamların kim olduğunu bilmezler genelde. Hani daha önce gördüm. Ben bir izleyici olarak bu adamı daha önce gördüğüme eminim. Hatta belki de bazılarını tanıyorum. Ama yeni bir karakterle debut yapmış. Onlar da biliyor zaten bunu ama kim bu ya, hayatımızda hiç görmedik falan tarzında takılırlar. Dün gece öyle değildi. Michael Cole dün gece Riddick Moss olduğunu söyledi direkt. Ve hakikaten bunu bir ne pozitif bir olay olarak, bir güncelleme, bir gelişme olarak görüyorum. Michael Cole'u tebrik ediyorum. Burada tabii Michael Cole'un suçu yok. Michael Cole'un kulağına bunları fısıldayanlar var. Özellikle başta Vince McMahon olmak üzere ama bu davranışı doğru buldum. En azından o adamın kim olduğunu bize söylediler. Ki bu doğru olandır zaten. Artı bir. Tabii Riddick Moss ve Happy Corbin arasındaki işbirliğinin nasıl olacağını göreceğiz. Corbin'in yanına da WWE daha önce de adam vermeyi denedi. Yakın zamanda mesela King Corbin'ken Knights of the King vardı hatırlarsanız. Şövalyeleri, kralın şövalyeleri vardı. Forgotten Sons'dı ve 2 hafta sonra ortadan kayboldular. Bakalım Riddick Moss ve Happy Corbin arasındaki işbirliği ne kadar sürecek göreceğiz. Ve yeni kadınlar tag team şampiyonlarımız var. Bildiğiniz gibi Nikki A.S.H. ve Rhea Ripley dün gece girişlerini yaptılar. Nikki A.S.H. ringe geldi. Natalya ile karşı karşıya geldi. Teke tek maçta 2,5 dakikalık bir maç. Roll up'la bitti. Yine Raw'da olduğu gibi. Yine Nikki A.S.H. Natalya'yı roll up'la pinledi. Hiçbir farklılık yok. Raw'da gördüğünüzün aynısı. Sadece teke tek bir maç. Ve dün geceki 3. roll up'tı. Pozitif bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok. Eksi bir. Maçtan sonra Tegan Nox ve Shotzi Blackheart'ın gelip Rhea Ripley ve Nikki Cross'a gözdağı vermeleri bir pozitif nokta olarak görülebilir. Tanklarından bir roket fırlattılar Rhea Ripley ve Nikki Cross'a doğru. Roket de şurada gördüğünüz gibi küçük bir oyuncak. Ve bu dört ismin ilerleyen zamanlarda tag team kemeri için karşı karşıya gelmesi fikri beni oldukça heyecanlandırdı. Hatırlarsanız Tegan Nox ve Shotzi Blackheart'ın zaten daha önce
eski şampiyonlar Natalya ve Tamina karşısında galibiyetleri vardı. Ve kemer fırsatı elde etmişlerdi fakat WWE dedi ki susun, susun, biz konuşmazsak kimse hatırlamaz. Ve biz de güya unutmuş olduk. Ama unutmadık WWE, benim hala aklımda, -1. Rey Mysterio ve Dominik'i arka alanda gördük. Önceki hafta yaşananlar hakkında konuştuğu iki isim Dominik, Rey'in çok üzerine geldiğini söyledi ve son iki haftada baba sen ring kenarında olmasaydın ben maçlarımı kazanırdım dedi. Ve Rey bunu duyunca biraz şöyle bir ne oluyoruz falan havasına girdi ve sana biraz zaman vereyim çünkü düzgün düşünemiyorsun şu anda dedi. Dominik'in yanından ayrıldı. Dominik arkasından baka kaldı. Bu sırada Sami Zayn Dominik'in yanına geldi ve dedi ki ben senin yerinde olsam Rey'i dinlemeyi bırakırdım. Kendi kafamdan ne geçiyorsa onu yapardım dedi. Sana yardımcı olabilirim. Senin tüm zamanların en iyi yıldızlarından biri olmanı sağlayabilirim dedi Sami Zayn. Ve ayrıldı. Dominik'in kafası şöyle bir karıştı. Çok ilginçti gerçekten. Yani Dominik'in yanına birinin gelip akıl vermesi çok mantıklı bir olay. Çünkü Dominik daha toy hikayede baktığımız zaman ve birinin liderliğine ihtiyacı var ama bu ismin Sami Zayn olması hakikaten garip. Çünkü önceki haftalarda Sami Zayn ve Dominik arasında ciddi bir rekabet olduğunu gördük. Dominik niye dinlemek istesin ki Sami Zayn'i? Bunun yerine mesela bu segment izlerken direkt aklıma şu geldi. Tüm geçen sene izlediklerimizi de düşünürsek Seth Rollins Sami Zayn'in yerinde olsaydı. Seth Rollins deseydi sana ışığı gösterebilirim, sana yolu gösterebilirim deseydi. Ve Dominik'e akıl vermeye çalışsaydı, Dominik'in şöyle bir kafası karışsaydı hakikaten çok başka bir hikaye izleyebilirdik. Kaçırılan bir fırsat olarak görüyorum ama tabii hiç de belli olmaz. Dün gece bu Sami Zayn'de, gelecek hafta Seth Rollins olur, başka biri olur. Bu fırsat her zaman var ve WWE'nin hakikaten böyle bir şey aklına gelirse güzel olur diye düşünüyorum. Geçen sene yaşanan tüm o olaylara da bağlanırsa Seth Rollins'in adamı olması Dominik için hakikaten farklı bir kariyer hamlesi olabilir diye düşünüyorum. Naomi geçtiğimiz haftalarda Sonya Deville'dan sürekli bir maç istiyordu fakat Sonya Deville hiç oralı olmuyordu. Ve bu hafta ringe geldi Naomi. Kim benimle karşılaşmak istiyorsa ringe gelsin diye SmackDown soyunma odasındaki güreşçilere bir teklifte bulundu. Fakat Sonya Deville stage'e geldi ve olmaz dedi, sen maça çıkmayacaksın hayırdır falan dedi ve iki isim atışmaya başladı böyle. Gel senle maç yapalım dedi Naomi. Sonya Deville de ringe gelirim senin ağzına tokadı basardım ama ben artık bir güreşçi değilim, ben bir görevliyim dedi. Ben bir yöneticiyim dedi. Sanki ne vasfı varsa. Naomi ringde kalmaya devam etti ve Sonya Deville güvenliği çağırdı. Güvenlik geldi. Naomi'ye buyurun gidelim dedi. Naomi de tamam gidelim dedi ve arka alanın yolunu tuttular. Naomi normal burada babyface'lerin biz direnmesini falan güvenlikleri indirmesini bekleriz. Hiç öyle bir şey yok. Güvenlik geldi. Naomi'ye dokunmadılar bile. Naomi tamam dedi gidelim dedi gitti. Hiçbir karşılık verme falan yok. Çok saçmaydı gerçekten. Bu saçma kelimesini hiç sevmiyorum ama başka şekilde tanımlayamam bu olayı. Saçmaydı. Naomi karşılık vermedi. Sonya Deville ile Naomi niye atışıyor? Sonya Deville niye Naomi'ye maç vermiyor? En önemlisi de Sonya Deville Naomi'ye maç vermiyorsa Naomi neden Adam Pearce'dan maç istemiyor? İkisi de görevli. Madem Sonya Deville maç vermiyor, Adam Pearce'dan maç iste Naomi. Babyface'lerin bu kadar gerizekalıca yazılması hakikaten çok kötü. WWE babyface'lerinin aptal olması gibi bir durum var, bir cult var. Uzun süredir WWE'de devam ediyor bu durum ve nereye kadar gidecek bilmiyorum. O yüzden zaten heel'lar babyface'lerden daha fazla seviliyor WWE'de. -1. Gecenin main eventi Roman Reigns ve Montez Ford arasındaydı. 16 dakikalık bir maç ve inanır mısınız? Mutlaka inanacaksınız, zaten kabilenin şefi var. Kabul etmek zorundasınız. Müthiş bir maçtı. Montez Ford'un atletizmiyle Roman Reigns'in o büyük adamlığının harmanlandığını gördük ve çok zevkli bir maçtı. Montez Ford kazanacak gibi hiçbir dakikada düşünmedik ama maçın sonucunu bilmemiz maçın içinden zevk almamızı engelleyecek bir durum değil. Çok keyifli bir maçtı. Bir noktada Montez Ford spiker masasının üstünden yürüyüp Roman Reigns'in üstüne atlayacaktı fakat spiker masası çıktığı anda masa kırıldı ve Pat McAfee şöyle bir baka kaldı, sonra dedi ki herhalde gecenin erken saatlerinde masanın üstüne çıkıp Nakamura'nın şarkısına dans etmiştim, benim ağırlığımdan dolayı masa Montez Ford'u kaldıramadı dedi ve hakikaten de öyle herhalde. Büyük ihtimalle maçın içerisinde bir masa spotu görecektik. Potansiyel olarak Roman Reigns Montez Ford'u masaya fırlatacaktı spiker masasına ama
Bu durum tabii ki engellenmiş oldu böylece masanın kırılmasıyla. Ve Montez Ford'u giyotinle pes ettirdiğini gördük. Kabilenin şefi Montez Ford'u indirdi. 16 dakika sonra keyifli maçı kazanmayı başardı. Roman Reigns SmackDown'un main eventinde güreşti. Pazar gecesi maçı var. 21 Ekim'de Crown Jewel'da Brock Lesnar'la maçı var. Roman Reigns şu anda WWE'nin zirvesinde ve hakikaten nereye elini atarsa altına çeviriyor. Artı bir. Fakat her şey bununla kalmadı. Roman Reigns maçtan sonra Paul Heyman'ın direktifleriyle diyelim, emriyle demek doğru değil ama direktifleriyle, fikirleriyle, verdiği nasihatlarla da diyebiliriz, Montez Ford'a saldırmaya devam etti. Paul Heyman'ın da şöyle bir özelliği var, hemen kısaca ondan da bahsedelim. ECW'nun fikir babası Paul Heyman ve ECW'nun kurulduğu yerde Philadelphia, Pennsylvania. Dolayısıyla ne zaman WWE Philadelphia'ya gitse her zaman Paul Heyman memleketindeymiş gibi karşılanıyor. Dün gece de öyleydi. Paul Heyman mikrofonu eline aldı ve Extreme dedi böyle, ECW günlerini hatırlatarak. Roman Reigns de sandalyeyle Montez Ford'u indirdi. Usoları çağırdı. Usoların masayı kurmasıyla Roman Reigns bir de Montez Ford'u masaya fırlattı ama her şey yine böyle değildi. Bir anda burada 3 isim poz verirken arkadan Demon King'in turnbuckle'a tırmanmış olduğunu gördük. Demon King 3'ünün üzerine crossbar ile atladı. Saldırmaya devam etti Roman Reigns'e. Roman Reigns biraz karşılık verir gibi oldu ama fazla dayanamadı. Candlestick'lerle vurdu Demon King, ardından sandalye aldı. Roman Reigns'i sandalyeyle indirdi. Sling Blade yaptı. Üzerine uçtu Roman Reigns'in ring içinden ring dışına. Ardından geceyi ayakta kapattı SmackDown. Bu görüntülerle sona erdi. Artı 1. Extreme Rules'da Demon King'in kazanma şansı çok düşük. Kazanırsa sürpriz olur. Evet, kazanmasını bekleyebilir miyiz? Sanmıyorum. Ama hakikaten Roman Reigns'in şöyle bir durumda kemeri kaybetmesi kime olursa olsun kötü olacak. Roman Reigns inanılmaz bir seviyede. Demon King'in burada Roman Reigns'in karşısına erken çıkarıldığını söyleyebiliriz. Bunun yerine atıyorum Demon King'i görelim ama biraz daha Demon King inşa edilsin. Biraz daha Roman Reigns'e tehdit olabilecek bir duruma gelseydi. Atıyorum öncesinde 1-2 feud'la başka heel'ları, Seth Rollins gibi veya Sami Zayn belki bu aşamada düşük kalabilir ama SmackDown'dan başka heel düşünmeye çalışıyorum. Happy Corbin olabilir çünkü Happy Corbin de her zaman bir hikayesi olarak kullanılıyor. Yani bu gibi isimleri 1-2 hikayede yenerek momentum inşa etseydi Demon King, hemen ana kadrodaki ilk maçında yenilmeyecek olsaydı daha iyi olabilirdi belki. Demon King'in biraz erken kullanıldığını söyleyebiliriz, erken feda edildiğini söyleyebiliriz ama bu Extreme Rules'daki main event'ten zevk almayacağımız anlamına gelmiyor. Extreme Rules'un main event'inde Roman Reigns ve Demon King Finn Balor Universal Şampiyonluk için Extreme Rules maçında karşı karşıya gelecek pazar gecesi. Bakalım neler olacak, çok merak ediyoruz. Dün geceki show keyifliydi bence. 3 tane roll-up arka arkaya tabii ki biraz sıktı ama onun yanı sıra SmackDown kalitesinden şaşmadı diye düşünüyorum. Sizler